Özellikle elektrik, gaz, buhar %369 artmış maliyeti. Enerji maliyeti %300 artmış üreticinin, yani üreticiden çıkış fiyatları bu kadar artmışken, yani bunun temel nedeninin hala işte biz üretimi arttıracağız. Hani şöyle bir yaklaşımı var ya iktidarın. Diyor ki biz işte yatırımı canlandıracağız faizleri düşük tutarak. O üretime dönecek, istihdama dönecek, ihracata dönecek. Şimdi şu maliyet artışlarıyla kim bu ülkede yatırım yapsın? Kim bu ülkede üretim yapsın? Kim bu ülkede yeni istihdam yaratsın? %317 enerji maliyetlerindeki artış. Elektrik, gaz, buhar üreticilerindeki fiyat çıkışı %370'e gelmiş. Yani dolayısıyla çok da böyle mümkün değil. Görüldüğü üzere bu isteğin, beklentinin gerçekleşmesi. Sonrası için de umut vaat etmiyor bu rakam. Neden? İşte az önce söylediğim gibi %78'lerde tüketici fiyat endeksi var. %5 artmış sadece bir ayda TÜİK'e göre. Yanılmıyorsam tam manşet rakamı söyleyeyim size şuradan hemen hızlıca. %6,77 aylık artış var üretici. Yani diyor ki tüketicinin maliyetleri %5, üreticiden çıkan fiyat %7 arttı diyor TÜİK. Şimdi bu şu demek, demek ki üretici üzerindeki %7'lik artışın %5'ini tüketiciye yansıtmış. Şimdi birikimli olarak bir yıla baktığımızda %138'in %78'ini tüketiciye yansıtabilmiş. Yani üretici tüketiciye yansıttığı kadar da üzerinde tuttuğu bir maliyet var. Ve bu maliyetler önümüzdeki dönemde de artık daha fazla işlerin düzelmeyeceğine inançla üretici tarafından tüketici fiyatlarına yansıtılmaya devam edilecek. Bu maliyetler böyle yüksek kalmaya devam ettiği sürece iktisaden fiyatlar üzerindeki baskı artacak. Tüketici fiyatları üzerinde. İkinci bir konu da yine bir başka noktadan şunu söyleyebilirim. Biz